Senin önünde saygıyla eğiliyorum diyor Sevda Kuytu. Bu kadar büyük bir acıyı bu kadar yıl taşıyabilme gücüne diyor. 11 yaşındaydınız. İşte şurada gördüğünüz bu küçük çocuk, değiştirmeyin görüntüyü. Burada gördüğünüz bu küçük çocuk, burada kaç yaşındasınız Filiz Aliye? 7-8 herhalde. 7-8 yaşında. İşte o çocuk şimdi görkemli hatıralarda sahnemizde bizlerle birlikte bu ülkenin Sabahattin Ali'nin kızı, sonra da bu cumhuriyetin en güzel kazanımlarından birisi olarak, projesi olarak hayatımızda yer alıyor bir müzik bilimcisi. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum ve Hoş babanızı bulduk. konuşurken o acı, 41 yaşında katledilen bir babanın kızı olarak bu acıyla yaşamak, bu acıyla büyümek herhalde çocuklarını kaybeden bütün anneler için, bütün yakınları için bambaşka bir yaşama biçimi oluyor herhalde. Nasıl bir büyük bir sabırla herhalde yaşıyorsunuz, değil mi? Annemin bir sözü vardır, ateş düştüğü yeri yakar diye. Yani büyük bir travma geçirdiğimizi gayet iyi hatırlıyorum. Bana pek çok şeyi belli etmek istemediler önce. Ve uzun bir süre ben babam gelecek diye bekledim. Yani öldü denmedi. Sonra yavaş yavaş alışıyorsun. Yani yavaş yavaş hayatın zorluklarını göğüs geriyorsun. Tabii bunu annem çok iyi bir şekilde becerdi diyeceğim. Ama çok zor yıllar geçirdik birlikte. Bir yandan da zannediyorum benim ben olmamın nedenlerinden biri de bu ilk yılların bende yarattığı bir takım ne diyeyim, güçlülük müdür? Nedir? Hayata karşı direnç midir? Sabır mıdır? Ve bir şeyler başarma azmi midir? Yani madem ki babamı kaybettim, bari ben bir şeyler yapayım. Ama yani ben bunlardan çok da söz etmek istemiyorum doğrusunu isterseniz. Uzun yıllar, 1965 yılına kadar babamın kitaplarının basılmamış olması, onun adını anmaktan bile korkar olmamız, bu milletin, bu memleketin ayıplarından biridir. Ve ne yazık ki sanatçılara, yazarlara, gazetecilere reva görülen acılar devam etmekte. O beni daha çok üzüyor doğrusunu isterseniz. Ama Sabahattin Ali'ye geri dönecek olursanız ben biraz müzikten bahsetmek istiyorum. Anlamaya çalışalım biz Eğer de, değil mi? mümkünse. Tabii ki. Babamın hayatında müzik çok önemli. Zaten bunu eserlerinden de anlıyoruz. Kürk Mantolu Madonna'nın kadın kahramanı hem keman çalıyor Tabii Maria hem Puder. şarkıcı. Bir müzisyen, Orada kadın tanışıyor kahraman. zaten sergide. İçimizdeki şeytanın kadın kahramanı Macide, Macide, evet, dün. konservatuvar öğrencisi ve piyanist. Kuyucaklı Yusuf'taki Muazzez müzisyen değil belki ama Edremit'te ki o zamanın Edremit'indeki hayatın içinde, sosyal hayatın içinde müzik olduğunu görüyoruz. Kadınlar ut çalıyorlar. Evet. Fasıl heyetleri oluyor. Fasıllar yapılıyor. Evet, iyi veya kötü sonuçlanıyor tabii ama yine müzik var. Eğlence biraz abartılıyor ama. Hikayelerini ele alacak olursanız mesela Hanende Melek yine bir
şarkıcı kadının hikayesidir. Yani buna benzer pek çok... Ayran örnek. Mesela bir türkü tadındadır. Ayran'ın öyküsünde, evet. Ali'nin o dramı. Ve Değirmen'de klarnetçidir herhalde. Tabii, tabii. Atmaca klarnet çalıyor. Evet, tabii. Ve o köyü topluyor, kolunu orada değirmenin altına bırakıyor. Klarnetin gücüyle, klarnetin getirdiği büyük bir şeyle, heyecanla anlatılır, değil mi? Hı hı. Hikayelerin çoğunda müzik var. Ve babam çok güzel şarkı söylerdi. Öyle mi? Çok güzel türkü. Türkü de severdi. Çok türküler bilirdi. Tabii bilirdi. Yani kimsenin hatırlamadığı türküleri o bilirdi nedense. Rumeli türküleri bilmem ne. Meraklıydı. Kanto. Kanto. Evet. Oo. Taklit de yaptığı için. Kantocu taklitleri de. Sabahattin Ali'yi bambaşka yönleriyle tanıyoruz. Kızı Filiz Ali'den dinliyoruz. Buyurun efendim. Yani esasında babam çok eğlenceli bir insandı. Etrafını bir fırtına gibi konuşmasıyla, anlattıklarıyla ve de işte bu esprili tavrıyla çok eğlendiren bir insandı. Zaten anılarından da anlıyoruz, arkadaşlarının anılarından da anlıyoruz onun bu tarafını. Rıfat Ilgaz mesela onu anlatırken benden bin kat daha iyiydi o diyor. Çünkü niye diyorlar? Çünkü o Almanya'da kütüphane gördü, ben görmedim diyor. Ve Rıfat Ilgaz'la, Aziz Nesin'le Marco Paşa'yı çıkarıyorlar. Çok büyük hatıralara imza atıyorlar orada ama hep baskı, zulüm. Aslında biz sizle aynı kaderi paylaşıyoruz. Şuradan benim dedemle sizin babanız aynı koğuşta, Sinop Cezaevi'nde 1931'de birlikte yatıyorlar. Daha önce de konuşmuştum. Ya, evet. Size ben söylemiştim, yani... Şiir yazıyormuş, ceketin cebine koyuyor ve yastığın altına koyuyor. Dedem gelmiş demiş, bunları artık bu cekete asacağız, yastığın altına koyma, kırışır. Siz de demiştiniz ki babam takip edilme korkusunu belki orada da yaşıyordu. Hep sivil polisler takip ederdi değil mi kendisine? Vallahi bizim, yani annemi ve beni de takip ettiler. Ben Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken dahi... Sizi? Benim... ne okuduğum kitaplarım konusunda uyarılmıştı annem. Yani kızınız bazı tehlikeli kitaplar okuyor diye. Ya. Düşünün. Tehlikeli kitaplar da işte Tolstoy, Pushkin falan okuyorum. Onlar tehlikeli kitap sayılıyordu o zamanlarda Rus yazar diye. Yani onlar zaten klasikler dizisinde çıkmıştı Hasan Ali zamanında. Yücel ama tabii Hasan Ali Yücel dönemi çoktan bitmişti o zaman ben konservatuvarda öğrenciyken. Ve yani işte Rus yazar olarak Pushkin, Dostoyevski, Tolstoy falan düşünülüyordu. Ve uyarılmıştı annem. İşte koğuşu. Bu da yani böyle bir koğuş yok tabii. Ya bu biraz mizansen gibi duruyor ama böyle değilmiş zaten. Ben dedemin anlattığı şekliyle de böyle değil. Dedemin anlattığı, bizim mahkumların hepsine duruşmadan önce savunmalarını yazardı. Gelirlerdi. Bize yaz derlerdi. Ustam sen yaz, biz sen ipten alırsın diyorlarmış bizi. Öyle çok gelen Sinop cezaevinde unutulmaz hatıraları vardır. Dilerseniz o zaman Sayın Filiz Ali, müzik dedik, onun müzik duygusu dedik. Yazdığı şiirlerle bu ülkenin evine giren, tınıları çok güzel seslendiren iki değerli isim var. Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe. İsterseniz siz isteyin. Onların, babanızın bestelediği şiirlerini biliyorsunuz. Bir istek sizden gelsin, sonra onlar da söylesinler.